Evet, sabah kahveleri içtik, sonra evi gezdiniz. Tabii kimler nerelere baktı göreceğiz. Sevim Hanım, sizden başlayalım. Nasıl buldunuz evin temizliğini? Mutfakta bulaşık makinesinin kenarında yağ vardı. Aspiratörün üstünde yağ vardı ve dolapların kenarları hep yağdı. Camlarda bir şey göremedim ama mutfağınız çok kirliydi. Çok kirliydi derken? Hep yağ lekesi vardı. Şimdi kirli dediniz ya mutfak için. Hı hı. Ne kadar zamandır o mutfakta temizlik yapılmıyor size göre? Bana göre bayağıdır yapılmıyor. Bayağıdır yapılmıyor. Yani o yağ lekelerin olması benim için orada güzel bir temizlik yapılmamıştır. Yani şöyle, ben sürekli balık pişiriyorum. Karadenizliyiz biz. Her iki günde bir balık yiyoruz. Her balık kızartmasından sonra deterjanın içerisine ben bir miktar sabun da koyuyorum. O kokuyla birlikte hem kokuyor hem de deterjanla birlikte komple siliyorum baştan aşağı. Çünkü balık lekesi kokusu çıkmıyor biliyorsun. Önce deterjanı balığı kızartırken kaynatıyorsun. Sonra o kaynattığın deterjan evin kokusunu alıyor, anladım. Kokusunu sonra alıyor. Sonra o kaynattığın deterjanla mı siliyorsun? Hayır, yani hem kokuyu almak için hem de o buharıyla birlikte yukarıdaki yağlar yumuşuyor buhar yaparken. Daha çabuk mu çıkıyor yoksa yağ mı olmuyor? Hayır, şimdi deterjanı koydunuz tavanın içerisine. Kadir o Bey, buğulandı. Efendim? Lafınızı kesiyorum ama o sadece balığın kokusunu almak için de. Biz yumuşatıcı da koyarız bir ölçek. Suyla ki o balığın kokusunu kalmasın evde diye kaynatırız. O aspiratörün, ben de gördüm aynısını, filtresinde yağ kalmış. Yani bayağı o kaynattığı deterjan yağ olmasını engel değil mi? Hiçbir şekilde. Aspiratör biz taşındığımızda kalan bir aspiratör. Eski. Ocak da o şekilde. Benim mutfakta istemediğim yani şey odur yani. Yağ lekeleri. Yağ lekelerini istemiyorum. Mesela dolap öyle yağ lekeleri ve o aspiratörün altı elin yapışıyor yani. Peki size göre hijyenik bir mutfak mıydı bugün? Şöyle hijyenik, yani tam yüzeysel bir şey yoktu ama makinenin altını çektik. Makinenin altında da aynı şekilde. Makineyi hortumundan dolayı bir senedir hiç çekmemiş Rabia. Evet. Ama bugün maşallah Habibe abla, nasıl bir gücünle onu oradan çektin sen? Yani ben onun çekilmesini istemiyordum. Bunu belirtmiştim. Arkası pis olduğu için mi acaba? Arkası pis olduğu için değil. Öyle olsa diğer başka şeyler için de söylenirdi. Kadir Bey, öyle hakkımız var mı peki bizim? Yok, bulaşık makinesini çekmeyin, orayı şöyle çekmeyin falan. Şöyle, şimdi bazı mesela makinenin hortumları çok kısa oluyor. Hani kopma, kırılma tehlikesi, evet, oluyor. Ev sahibi diyor ki burası kopabilir, kırılabilir. Ha bugün Habibe abla onu çekmiş mesela. Eğer ki Rabia'nın dediği kadar büyük bir sıkıntı olsa diye de hortumu çok kısa olsaydı kopabilirdi. Evet, suyu patlayabilirdi. Bazı çamaşır makinelerinde de oluyor. Ev sahibi onu bize muhakkak belirtiyor zaten. Ama Habibe abla çekmiş, çıkmış abi, yani. Ben çektim ama tertipli bir şekilde çektim. Elimin girdiği yere kadar kameraya da gösterdim. Gerçekten oradan böyle katmak gibi çıkardım ve üstü de bayağı bir kirdi. Hepsini gösterdim, çektim. Yani ben bulaşık makinesinin arkasını hiç çekmedim. Çünkü ben evde tek başımayım. Bir hortum kopsa, su patlasa, bir şey olsa ona ben müdahale edemem. Artı hamilelik süresince ben çok kilo aldım. 40 kiloya yakın kilo aldığım için çok fazla temizlik falan da yapamadım. Temizlikçi geldi, temizledi. Nereyi temizlemiş, gelmiş bulaşık makinesinin altta olduğu gibi duruyor. Onu çekti mi peki bulaşık makinesi? Hayır. Belki 6 ay önce geldi. Nereden biliyorsunuz? Yok, 3 ay önce. Bir şey diyeceğim. Marangozun yazdığı numara duruyor. Bilmiyorum yani nasıl. Hanımlar görüyorsunuz, ben nereye dikkat ediyorum? Bu arada bakın onu da vurguluyor. Ne kadar dikkatli olduğumu görün bir kez daha. Bir şey söyleyeyim. Mutfak normal bir mutfak. Yani çok titiz ve temiz değilsiniz. Ama normal. Bunu mutfaktan mı anladın, çok titiz ve temiz olmadığını? Evet, mutfak normal yani. Üstüne, pardon, en dolabın işte üstüne baktım. Bunu daha önce sana söyleyen oldu mu? Yani herkes bana çok titiz, temiz ve düzenli olduğumu söyler. İlk defa mutfaktan siz söylüyorsunuz. Mutfaktan bahsettim. Yani şu anki görüntüsü öyleydi Rabia Hanım. O kadar da pis değil mutfağınız. Tamam, mutfağınız... Aslında hiç pis değil. O yani yağ lekelerinden pis. Orta temiz bulmuş ben gibi. Ben yağ lekelerini görmedim. Abla görmüş yani, ama ben görmedim. Abartılı yani bir şekilde konuşuluyor ama 2-3 tane görülen damla. O kadar pis değil. Abartılmaması gerçekten gerekiyor. Gerçekten bak, abartılacak derecede vardı. Ne cidden vardı abartılacak derece, Allah siz, aşkına ya. Siz kontrol etmemişsiniz ya, o zaman. Peçeteyi alıp da zorlarsan şeyin üstünde misin? Çıkacak tabii yani sonuçta ev. Kaç senin senelik detayınla benim detayım aynı olacak yıllık diye bir şey yok ki. Burası 35 senelik. 35 senelik baksana, yeni bina değil. 35 senelik şeyle aspiratörle ne alakası aspiratörle var? Aspiratörle 20 senelik. Ya fırının içi de komple yağdı. Hiç silmiyor musun sen fırının bir şey yapınca? Fırının içi yağ değildi. Fırının içinde yağ komple yağdı. Yani gerçekten. Şimdi hanımlar, Allah aşkına bu nasıl bir abartmadır?
Piş değildi o kadar. Ben size katılmıyorum. Gelip bakabiliriz tekrardan yani. Yani fırının içi fırın yağlı değildi. Yağlıydı. Ben yani, Emine abi sen fırına baktın mı peki? İçine baktım ama ben. Görüntü olaraktan ben böyle anlatıldığı kadar detaylı. Peki bunlar, bakmadan nasıl zaman, anladın? Ben dolapların üstüne baktım, içine baktım. Sen numaralı dolapların numaralarına baktın galiba. Numarasına da baktım. Senin baktığın detaylar daha farklı yerler farklı galiba. Farklı yerler benim baktığım detaylar. Tamam işte herkesin detayı farklı diyorum. Bakalım sizin gününüzü de göreceğiz. Göreceğiz. Fırının içine de bakın. Aspiratöre de bakın. Aspiratör kullanmadığım halde bu akşamdan temizlemez sonra yani 3 tane temizlikçi getirip yok, bu akşamlar güzelce. Yok kaynanamlar yatıya geldiler yani. Bana ondan sonra tekrar temizlik yaptım onlar da biliyor. Çevrem biliyor merak etme. İkişer üçer kişiyle temizletmeyin. Yok ben temizlikçi çevrime çağırmam. Hatta yeri gelir ben gittim yardıma. İşte temizlik. Sen anlar mısın ben peki? Anlarım, ben anlarım Kadir. Eve gündelikçi çağırsa anlar mısın? Kesin anlarım. Emin Bey siz bu akşam demek ki temizlikçi çağıracaksınız. Siz eğer bugün o evi didik didik temizlemezseniz ben de sana 10 puan vereceğim. Siz temizlemeyecek misin? 10 puan vereceğim. Tam temizlemeyecek misiniz? Ben de temizleyeceğim ama ben... Temizleyeceğiz ki temiz olacak. O bayan da temizleyebilirdi. 2-3 kişiyle temizleyeceksin. Bayan da temizleyebilirdi. Temizlememiş. Herkes temizleyebilirdi. Doğal bırakmış. Bence tamam. Doğal bırakmış. O zaten ya. Çiğ tohum falan seviyor. Doğal bırakmak için bu yarışmaya katılıyoruz. Hayır doğal bırakmış. Bir şey tamam, diyeceğim. Doğal... Sen şimdi Esma Nur'un gündelikçi çağıracağını nereden anladın? Yani. Ya da çağırırsa nereden anlarsın o eve gündelikçi geldiğini? Belli. Şimdi bugün konuşuyor. Belli mi? Şu an bugün konuşuluyor ya mutfak pis. Peki Esma Nur normal gündelik hayatta şu da gündelikçi mi çağırıyor? Kafasında kurdu. Akşam ben buraları bir temizleyeyim bak neler diyorlar. İyice detay makinayı çekeyim. Hakka giriyorsunuz şu anda hakka gerçekten. Sivan beyniniz öyle düşünüyor. Ben şu anda hakkımı helal etmiyorum size. Aa deme kız öyle. Aa, yok hakka giriyorsunuz ama. Allah aşkına Esma Nur'um ya. Bu programa neden katıldık evet, o zaman? Yani, en hamarat biziz diye şu katıldık an sinirleniyorum ama gerçekten haklıyım. Temizliğini de gösterecek, lezzetini de gösterecek. Tanımadan yorum yapıyorsunuz. Ya. Habibi abla sen bir şey diyeceksin galiba bir durdun geri. Diyeceğim bir sussalar. Ya buyur. Konuyu dağıttılar toparlayayım. Teşekkür ederim. Gerçekten. Buyur abla. Ev hanımları sana ben çalışan biriyim. Ben gece gelip temizlemekten toplamaktan sonra yatmam evimi. Yaşıma göre de. Acaba? Ondan da mı şüpheliyiz? Hayır bilmiyorum İddialıyım yani. İddialıyım demiyorum. Görüşeceğiz ama Rabia Hanım'ın mutfağını, banyosunu temiz bulmaz. Banyoda ne buldunuz? Banyoda da buldum. Ben banyoya takılmıyorum açıkçası. Banyoda ne buldunuz? Buldum tozdu. Kapıların arkaları. Geleceğim. Banyoya kapıların takılmıyorum. Kapıların arka, banyonda, küçük şey tuvaletinde hep kapıların arkası her taraf tozdu. O klozetin olduğu yerde sadece klozeti baz alıyoruz da. Sadece klozeti değerlendireceksiniz. Banyoda nerede ne vardı? Banyoda duşakabinin, muslukların neyin hiç oralar olduğu gibi hep bütün kireç lekeleri, hep bütün şey su lekeleri. Su lekesi mi evet. Vardı? Su lekesi ne demek yani? Fıs fıs yaptım ondan hepsi gider. Hiçbir şey yapma. Tamam. Fıs fıslandı zaten. Hayır. Biz bugün ben denedik mutfakta, tekrar. Ben mutfakta inanılmayacak derecede yani gördüm yağları. Hani o aspiratörü çıkarıp getirip burada bile gösterebiliriz. Hiç el sürülmemiş. Aspiratörüm eski. Eski de olsa onu çıkarıp böyle bakın, bir motor bölümündeki yağları aldınız. Hayır, ben motor bu yapılan değil. Haksız muameleyi sadece asla böyle kabul duruyor etmiyorum. Ya. Asla bu şekilde kabul duran etmiyorum. Yer. Elimi bir sürdüm orada hayır, kaldı hayır. Elim. Ben makinemin çekilmesini de istemedim. Çünkü ben onu benim gücüm yetmiyor. Ben hamileydim. Onun dışında da çalışan bir bayanım. 8. ayıma kadar da çalıştım. Makinenin hortumunun kısa olmasından dolayı buzdolabım zaten sabit ben olduğu onu, için çekemezsiniz. Ben onu bildiğim için kendim sürekli çekip sildiğim için yani çektiğim şu anda, kadar çektim. Şu anda bulaşık makinesinin arkasını değerlendiremezsiniz. Ben bunu söyledim. Ama o bana bize bilgi vermedi. Olsa çekebilecek ya olsam hanım, ben çekerdim. Hayır, çok ben hayır, çekerdim zaten. Yok yok şunu söyleyeyim. Şimdi bulaşık makinesi evin içinde olduğu için bulaşık makinesini değerlendirmek zorundalar. Çünkü evin eşyası. Ha hortumu kısadır, çekilmiyordur, orası evet, apayrı. Evet, onun için ha. Ben zaten çektim. Ama şu, kadar. Şu anda çekti ama hortumu geldi. Asla. Ha sen diyorsan ki benim gücüm yetmiyordu, ben çekmiyordum, orası tabii apayrı. Tabii ki ben... Ama hortum kısmı gelmiş yani. Hayır. Onda bir kopma yok, olmamış. Ben onu koparacak okay. Şekilde niye zarar tamam, vereyim? Tamam ama verebilirdiniz de. Bakın bunu bak, bir ihtimal. Ben sana söylüyorum ki onun bir çekme şeyi var. Çekerin elin girdiği yere kadar böyle 20 santim orayı temizlemeye yeter. Ben hepsini çekip de altını komple bakmadım ki. Benim gücüm yok diyorsunuz ya. Ben de 57 yaşındayım. Ben çekip o bakın, makineyi siliyorsam... Ben yeni doğum yaptım ben. 1,5 aylık. Valla ben... Ve ben büyütemiyorum. Bebeğim vefat etti çünkü. Başınız sağ olsun. Tekrar inşallah anne olursunuz. Amin. Abi baba çekemiyorum yani ben çekemiyorum. Yani. Çekemiyorum. Gebelik şekerinden dolayı ben 40 kilo aldım. 60 kiloydum, 100 kilo oldum ben. Rabia Hanım, o mutfakla kimse size temiz diyemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.